katılım noktasında sadece annelerin üzerinden gidiliyor. Bu da doğru bir şeyin olmadığını söyleyelim. Bugün meydanlarda annelerimizin haykırışları görünüyor. Herkes görüyor bunu. Yani Türkiye kamuoyunun buna ses vermesini, yani bu Türkiye hak ve hukuk, adalet noktasında herkesin bu noktada olması lazım yani. Tam 38 aydır bir telefon görüşmesi dahi yapılmıyor yani. Sayın Öcalan'dan bir haber alınamıyor. Ne avukatları görüşüyor, ne aile. Yani bu bir suçtur yani. Anayasa, Türkiye Cumhuriyeti'nin anayasasına göre de bu bir suçtur. Maalesef anayasa da çiğneniyor. Yani anayasa diye bir şey Türkiye'de yoktur. Bir temel amacımızlardan biridir yani. Yani tecritin kırılması, hak ve hukukun gelmesi, Kürt sorunun çözümüdür. Yani bir sürü şey sayabiliriz yani. Temel amaçta bizim hedeflediğimiz. Yani şu anda cezaevinde arkadaşlarımızın %90'ı, %100'ü sadece kendini ifade ettiği için, ben Kürdüm dediği için cezaevinde olduğunu biliyoruz. Örneklerinden biri mesela geçen günlerde Kobani Kompas davası da vardı. Yani Selahattin Demirtaş'tan Figen Yüksektaş arkadaşlarımız, eşkıya başkanlarımızın yani hukuksuzca bütün dünya bunu gördü yani. 2013'te biliyorsunuz Sayın Abdullah Öcalan'la yapılan bir görüşmeler var. Barış süreci de başlamıştı. O dönemde yani bu ülkede yaşayan bütün halkların o döneme bir kere dönüp bakmaları lazım. Ülkenin ekonomisi düzelmişti, insanların rahat içinde yaşıyordu, huzur içinde yaşıyordu, her noktada yaşıyordu. Yani bu sadece yani bütün ülkenin şeyidir, yani Kürtlerin tek değildir. Türklerindir de, Alevilerindir de, Araplarındır da, bu ülkede yaşayan bütün halklarındır. Yani bu sorunun Türkiye Cumhuriyeti, Türkiye'de yaşayan bütün halkların sorunudur. Biz buna inanıyoruz ve bu bir şeydir yani. Bu bir gerçekliktir. Tecrit sadece Kürtlerin sorunu değil. Aslında bu ülkenin meselesidir. Tecrit. Evet doğrudur. Mesela Ana Muhalefet Partisi'nin bu rolünü, misyonunu oynamadığını çok iyi görüyoruz. Bize destek vermelerini istiyoruz. Yani anayasal çerçevesinde. Bu ülkede biliyorsunuz Kürt sorununun tek muhatabı, çözümlemesi noktasında tek muhatabının Sayın Abdullah Öcalan olduğunu bütün dünya kamuoyu ve Türkiye'de bunu çok iyi biliyor. Maalesef şu andaki hükümet AKP, MHP, faşist rejimin amacı belli. Yani onların zaten siyaseti şudur. Yani bütün siyasetleri hep kendi Kürt sorununu üzerine yaşatmıştır. Ve Kürt sorununu Kürtleri her zaman oylama politikasıyla kandırmıştır yani. Biz hiçbir annenin, Türk annesinde, Arap annesinde, Alevi annesinde, Kürt annesinde ağlamasını, gözyaşını dökmesini istemiyoruz. Ona dahildir. Sayın Abdullah Öcalan'ın üzerindeki tecritin kırılması, cezaevindeki arkadaşlarımızın üzerindeki tecritin kırılması noktasında biz bu eylemsellik sürecimizi daha da geliştireceğiz.